Şimdi bu kadar insan, e, tabii Ankaralılar Ankara'ya ne yapıldı, size oy verenler, vermeyenler icraatlarınızı takip etmek için de muhakkak seyrediyordur. Ona bir şey yapmıyorum. Ama ciddi anlamda bir insan da Ankara'ya gerçekten ne yaptığınızdan ziyade size bir ilgi duyuyor. Evet. Yani sizin de bir tırnak içinde söyleyeceğim, kusura bakmayın ya Beşiktaş tribünlerinden gelme bir dille, Sizin de bir şahsi havanız var bu işin içerisinde. Ya bilemiyorum. Sizde ne var başkan? Niye bu kadar ilgi çekiyorsunuz? Ya ben de tam tersine mesela Ankara'nın hiçbir yerinde fotoğrafım yok. O da bir garip bir şey evet. evet hiçbir yerde yok. Ben belediyeye geldim. Makam araçlarını sattım. kendi minibüsle gelip gidiyorum. Bu arada sadece havaalanına giderken bir de İstanbul'a gelirken Mercedes'le geldim. Bakıp banka ait Mercedes. Ee, orada hesaplarımız durduğu için e, belediye benden önceki Kira dönemde verdikleri. Yok kiralık değil ücreti ödemiyoruz. Her yıl değiştiriyorlar ama ben minibüs kullanmayı tercih yani bayağı ediyorum. Bayağı bildiğimiz minibüse bir evden e, şey Evet minibüse Siz biniyorum. Siz Beypazarı'nda oturuyorsunuz değil mi? Yok Ankara'dayım. Ha Peki e, Ankara'da. gidiş gelişiniz oraya tamamen toplu taşımayla yani. Yok kendi, kendi be, belediyenin de. minibüsüyle hmm. gelip gidiyorum. Yani makam arabası sevmiyorum. Biz zaten e, yabancı makam arabalarının hepsini sattık. Makam arabalarını da sınırlandırdık. Ne Beledi kadar araba sattınız? Valla sayısını bilmiyorum ama e, yanlış hatırlamıyorsam 70 milyon civarında tasarruf ettik. O satıştan? Yani sattık. Aynı zamanda o araç sayısını da azalttık. Yani şimdi polemik olmasına girmiyorum. Eskiden herkesin altına sekreterlerin altına bir de arabaları vermişler. Siz sizde şu anda durum ne? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yani bir araç havuzumuz var. araç havuzumuzdan ihtiyacı olan aracı alır. Şimdi resim meselesine döneceğim. Ben 2019 Aralık'ta geldim ve bir röportaj yaptık sizinle radyo bizim Kafa Radyo için. Orada ben belediye binasında sizin hiç resminizi görmedim. Yok. Sonra bir başka röportaj için bu hemen bu yakınlarda bir belediye kuruluşuna gittim ben bir haber için. Orada da hiçbir resminizi görmedim. Sizin belediyede resminizi asmak yasak, yasak mı? Böyle yasak, bir şey mi var? Yasak. Niye yasakınız bunu? ya Mesela seçilmiş şöyle... belediye başkanınız. Mı? şöyle bir anlayış oluyor. İşte, Bu arada sahiden yasakladınız mı? Yasak. Genel, genelgeyle yasak. <laughs> Genelge mi çıkardınız? Genelge mi? çıkarttım. Çünkü şöyle bir intiba oluyor. Müthiş bir şey bu. Diyelim ki eski bir personel benim resmim var. Ya sormuş. kusura bakmayın bu çok garip ee, geldiği e, için bana gülüyorum. Gülüyor. Bu yani ben ilk kez böyle bir şey duyuyorum. Bir belediye başkanı Türkiye'de resimlerinin asılmasını genelgeyle yasakladı mı? Yasakladım. Bu ilk kez duyuyorum. Hani şöyle daha önceden kalan bir personel dolayısıyla es yönetime yakınır. Şimdi kalkıda benim fotoğrafımı assa bir riyakar görüntü olacak orada. Ya da kendini asmak zorunda kalacak. Belki beni sevmediği halde asacak. E, ne ilgisi var? Orası benim iş yerim, dükkanım falan değil ki. Niye assın benim fotoğrafımı? Atatürk'ün resmi var her yerde. Benim odamda da Atatürk var, Sayın Cumhurbaşkanı var, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı Sayın var. Sayın Cumhurbaşkanı resmi var mı? Var. Cumhurbaşkanı şu anda. Yani niye olmasın? Yani bu da çok tabii evet, yani onun olması gereken bu için itiraz ona, etmiyorum onun da. Onun haricinde de hiçbir yerde e, kişisel fotoğrafım yok. Hatta şey var yani sosyal medyaya baktığınız zaman öyle sosyal medyadan abartılı, aşırı bir övmeler falan gereksiz şeyler olmasın diye onları da yasakladık. Mesela sosyal medyadan böyle özel Twitter'dan kendi attığımız bazı mesajları hani şu hizmeti yayınlarsınız. Hizmeti tamam beğenebilir ama kişisel mesajlarımızda beğenmeleri dahil onların hepsi yasak. Vallahi ben yani bu biraz önce söylediğim şeye benim garipsevmem izleyicilerin bazıları da garipsemişler. Türkiye'de çok alıştığımız bir şey değil bu. Yani bu resim meselesi e, bayağı genelge yayınladınız. Yani yani. gerek yok bunlara. Yani şöyle söyleyeyim ben Tabii herkesin kendi tercihidir. Birçok yerde belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, diye devasa fotoğraflarını görüyorum. Ne bayram mesajında veya belediyenin hiçbir etkinliğinde bizim kendi fotoğrafımız olmaz. Sadece şu yazılır. Yani yapılan bir etkinlikle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazılır veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yazılır. O kadar. Çünkü biz kendi malımızı falan dağıtmıyoruz. Biz, biz halktan aldığımız parayla yapacağımız yardımları veya bu tür masrafları onların parasıyla yapıyoruz. Bunları kişisel reklamımızda kullanamayız.